Arkadaşlarım merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. Bu dersimizde soru çözümüne devam edeceğiz. Bu dersimizde daha çok asal çarpanlar, ebok-ekok konusuyla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman 24 sayısının kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır? Bu konuda arkadaşlar önünüzde gitmek için iki tane yol var. Bir tanesi şudur, 24 sayısının çarpanlarını bulurken hangi iki sayıyı çarparsam 24 yapar, onu düşünürüm. Bu sayılar 1'e 24 olabilir, 2'ye 12 olabilir, 3'e 8 olabilir, 4'e 6 olabilir. Başka da bir şansımız yok. Gördüğünüz gibi 24 sayısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bizim müfredatımızda olmayan, eskiden müfredatımızda vardı ama artık müfredatımızda yok. Bir yöntem var. O yöntemden bahsetmek istiyorum size. Şimdi o yöntemimiz de şu. Eğer size bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarının sayısını soruyorsa arkadaşlar, o sayıyı asal çarpanlarına ayırırsınız. Şu şekilde çarpan algoritmasıyla. 2'ye böleriz 12, 2'ye böleriz 6, 2'ye böleriz 3, 3'e böleriz 1. Yani biz 24 sayısını nasıl yazabiliyormuşuz? Gördüğünüz gibi 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 çarpı bir tane 3'ümüz var. 3 üzeri 1. Bu şekilde yazabiliyormuşuz. Biz buna bir sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali dendiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra şurada yer alan üstleri, sadece üstleri bir artırıp birbiriyle çarparsanız o sayının pozitif kaç tane çarpanı olduğunu bulursunuz. Bakın şu 3'ü 1 artıralım 4. 1'i 1 artıralım 2. Bu çıkan 2 sonucu çarpalım 4 çarpı 2 8. Bakın 8 tane pozitif tam sayı çarpanı olduğunu buluyoruz. Tekrar ediyorum. Bir sayının kaç tane pozitif tam sayı çarpanı olduğunu bulmak için o sayıyı arkadaşlar asal çarpanlarına ayırıyorum. Daha sonra asal çarpanlarına ayrılmış haldeki ifadelerin üstlerini birer artırıp birbiriyle çarptığım zaman çıkan sonuç bana o sayının kaç tane pozitif tam sayı çarpanı olduğunu gösteriyor. Yani 24 sayısının 8 tane pozitif çarpanı olduğunu buradan anladık. Peki geçtik diğer sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 80'in çarpanlarından biri değildir? Şimdi bu sayılardan 3 tanesi 80'i böler, bir tanesi bölmez. Hangisi? Çarpanlarından biridir diyor, pardon. 3 tanesi bölmüyor demek ki 80'i, bir tanesi tam bölüyor. O sayı hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 80 sayısı 3'e tam bölünür mü? Bölünmez çünkü 80'in rakamları toplamı 3'ün katı değil. 8 0 daha 8 3'ün katı değil. Dolayısıyla 3'ü siliyorum. 6'ya bölünür mü? Zaten 3'e bölünmediği için arkadaşlar 6'ya bölünmesi imkansız. Çünkü bir sayının 6'ya bölünmesi için hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım biliyorsunuz. 12'ye bölünüyor mu? 80'i 12'ye böldüğünüz zaman 12'ye de tam bölünmediğini göreceksiniz. Ama 80'i 16'ya böldüğünüz zaman 5 katı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla 80 16'nın tam katı olduğu için 80'in çarpanlarından birisi de 16'dır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 96'nın pozitif çarpanlarından biri değildir? Şimdi arkadaşlar 96 2'ye bölünür mü? Evet bölünür çünkü çift sayı. Dolayısıyla 2 çarpanlarından biridir. 4'e bölünür mü? 4'e de bölünür. O zaman 4 de 96'nın çarpanlarından birisidir. Şimdi 48 de bildiğiniz gibi 96'nın yarısı olduğu için 48 de 96'nın bir çarpanıdır. Ama 23 sayısı arkadaşlar 96 sayısını tam olarak bölmediği için çarpanlarından biri değildir. 150 ceviz bir grup öğrenciye eşit şekilde paylaştırıldığında hiç ceviz artmıyor. Buna göre bu gruptaki öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Demek ki arkadaşlar bizim öyle bir öğrenci sayımız var ki 150 sayısını tam olarak bölebiliyor demek. Buradan bunu anlıyoruz. Bunlardan hangisi olamaz? Şimdi 150 sayısını arkadaşlar 30 sayısı tam böler biliyorsunuz. 5 katıdır. 25 tam böler bildiğiniz gibi 6 katıdır. 15 tam böler 10 katıdır. Ama arkadaşlar 35 150'yi tam bölemediği için öğrenci sayımız 35 olamaz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 380'in asal çarpanlarından biri değildir? Arkadaşlar bir sayının asal çarpanlarını bulmak istiyorsanız o sayıyı asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. 380'i 2'ye bölüyorum. 190. 190'ı 2'ye bölüyorum. 95. 95 3'e bölünmez arkadaşlar. 5'e bölüyorum. 95'i 5'e bölüyorum. 19. 19'u da asal olduğu için 19'a bölüyorum. 1. Asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Hangisi asal
asal çarpanların birisi değildir. Bakın 19 diye bir çarpanı var, gördüğünüz gibi asal çarpanı var. 5 diye bir asal çarpanı var, 2 diye bir asal çarpanı var gördüğünüz gibi. Ama 17 diye bir asal çarpanı olmadığı için cevabımız 17'dir diyoruz. 48'in tüm pozitif çarpanların toplamı kaçtır? Burada 48 sayısının arkadaşlar bütün pozitif çarpanlarını bulmamız lazım. Şimdi 1 çarpı 48, 48 yapar. 2 çarpı 24, 48 yapar. 3 çarpı 16, 48 yapar. 4 çarpı 12, 48 yapar. 6 çarpı 8, 48 yapar. Arkadaşlar bunların hepsini toplayacağız. Yani 48, 24, 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2 ve 1. Bu sayıların hepsini toplayacağız. Şimdi arkadaşlar şu 24 ile 16'yı topladığım zaman 40 yapacaktır. Şu 48 ile 12'yi topladığım zaman 60 yapacaktır. Şu 6 ile 4'ü topladığım zaman 10 yapacaktır. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 6 ile 8'i topladığım zaman da 14 yapacaktır. Topladığım zaman bunları 4, 10, 12, 124 olarak karşıma çıkıyor. Dolayısıyla doğru cevap Bursa'dır diyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki tam sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi arkadaşlar pozitif çarpan sayısını bulmak istiyorsak dediğim gibi o sayı asal çarpandan ayırdığımız zaman çok rahat buluruz. Mesela 6 sayısını asal çarpandan ayırıyorum 2. 2'ye böldüğüm zaman 3, 3'e böldüğüm zaman 1. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. Üstlerini 1 artırıp birbiriyle çarptığım zaman bana pozitif çarpan sayısını veriyordu bildiğiniz gibi. 1'i 1 artırdım 2, 1'i 1 artırdım 2, 2 kere 2 4. Demek ki 6 sayısının 4 tane pozitif tam sayı çarpanı varmış. 11, 11 zaten arkadaşlar asal sayı olduğu için bildiğiniz gibi 2 tane çarpanı vardır. Birisi 1, birisi de kendisi. Dolayısıyla buna da 2 diyelim. 2 tane asal çarpanı var. 23 yine hakeza asal bir sayı. Dolayısıyla 2 tane çarpanı vardır. Birisi 1, birisi de 23. 31 de asal bir sayı. Dolayısıyla onun da 2 tane asal 2 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar tam sayı çarpanı en fazla olan sayı gördüğünüz gibi A şıkkındaki 6 sayısı. Yukarıda bir sayının bütün pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralanarak verilmiştir diyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar evet bir sayının bütün pozitif çarpanları bu şekildeyse ve küçükten büyüğe doğru sıralanmışsa o sayının en büyük çarpanı 60 ise arkadaşlar o sayı 60'tır. Çünkü bir sayının en büyük çarpanı o sayının kendisidir. Sayımız 60 ise arkadaşlar bakın 1 çarpı 60 60. 2 çarpı 30 60 yapacağı için şu z sayısı 30'dur. 3 çarpı 20 60 yapacağı için şu y sayısı 20'dir. İşte 4 çarpı 15 60 yapar. 5 çarpı 12 60 yapar. 6 çarpı 10 60 yapacağı için bu da 6'dır. Yani x 6, y 20, z de 30 arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman sonucun 56 olduğunu görüyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar kendisi dışındaki bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayılar denir. Örneğin 6 sayısının kendisi dışındaki pozitif bölenleri 1, 2 ve 3'tür. Bu pozitif bölenlerini topladığımız zaman 1, 2 ve 3'ü 6 yapıyor. 6 sayısı bundan dolayı mükemmel bir sayıdır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bir mükemmel sayıdır? Şimdi bu sayıların hepsinin arkadaşlar öncelikle kendisi dışındaki pozitif bölenlerini bulacağız. Şimdi 15 sayısı arkadaşlar 1 çarpı 15, 15 yapar. 3 çarpı 5, 15 yapar. Başka bir şansımız var mı? Yok. Kendisi dışındaki bölenleri gördüğünüz gibi 1, 3 ve 5. Bunları topladığımız zaman 9 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 15 sayısı mükemmel bir sayı değil. 18'e bakalım arkadaşlar. 18 bildiğiniz gibi 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Başka da bir şansım yok. Evet. Kendisi dışındaki bölenlerini topladığım zaman 1, 2, 3, 6 ve 9 sayılarını topladığım zaman 9, 6 daha 15, 18, 20, 21 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 18 sayısı mükemmel bir sayı değildir. 20 sayısına bakalım. 20 sayısına bakalım. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 20 yapar. Şimdi kendisi haricindeki bölenlerini topladığımız zaman 10, 5 daha 15, 4 daha 19, 20, 22 yapacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 20 sayısı da mükemmel bir sayı değildir. 28'e bakalım. 1 çarpı 28, işte 2 çarpı 14,
3'e bölünmez. 4 çarpı 7, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez. Evet, bu kadar. Şimdi kendisi dışındaki bölenlerini topladığımız zaman 14, 7 daha 21, 21, 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28. Bakın, kendisi dışındaki bölenleri toplamı kendisini verdiği için 28 sayısı mükemmel bir sayıdır diyoruz. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Üstlü sayılar konusuna geçtik artık arkadaşlar bu sorudan itibaren. Şimdi 125 sayısı 5'in küpü müdür? Evet. Dolayısıyla doğrudur. Şimdi 2 üzeri 5 bildiğiniz gibi 32'dir. 32'yi 3 ile çarparsak 96 olur mu? Evet, olur. Dolayısıyla 2 de doğrudur. 3'e bakalım. 2'nin karesi 4'tür. 4 ile 3'ü çarparsam 12'dir. 12 ile 5'i çarparsam arkadaşlar 60 yapar. Ama 150 demiş. Yanlış. Bu yanlış. 4. bilgide 5'in karesi 25'tir. 2'nin küpü de 8'dir. 25 çarpı 8 de 200 yapar. Bu da doğru. Dolayısıyla yanlış olan şık C şıkkıdır arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinde 240 sayısının bütün asal çarpanları verilmiştir diyor. Şimdi 240 sayısının asal çarpanlarını ayırırsak şu şekilde. 2'ye bölüyorum 120, 2'ye bölüyorum 60, 2'ye bölüyorum 30, 2'ye bölüyorum 15, 3'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Asal çarpanları bu şekilde arkadaşlar. Asal çarpanları nelerdir? 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman 150 sayısının asal çarpanlarının çarpımı halinde yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? 150 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarına ayırırsak şu şekilde 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Arkadaşlar 2 üzeri 1 yani 2 çarpı 3 üzeri 1 yani 3 çarpı 5'in karesidir asal çarpanlarına ayrılmış hali. O da gördüğünüz gibi Bursa şeklinde var. Ondan dolayı doğru cevabımız B'dir diyoruz. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi 5'in katıdır? Şimdi arkadaşlar 40 sayısının bütün pozitif çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3'e bölünürüz, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Bu kadardır. 40 sayısının bütün pozitif çarpanları bu kadardır. Şimdi kaç tanesi 5'in katıdır? Gördüğünüz gibi 40 5'in katıdır. 20 5'in katıdır. 10 5'in katıdır. 5 de 5'in katıdır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane sayı 5'in katı olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar x 1'den büyük bir pozitif tam sayıdır. Yuvarlak içindeki x, x sayısının birbirinden farklı tüm asal çarpanlarının çarpımı şeklinde tanımlanıyor. Örneğin 20 sayısının arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 5 olduğu için 2 çarpı 5 10 olarak bulunmuş. 32 sayısının da arkadaşlar bir tane asal çarpanı vardır. O da 2. Ondan dolayı 2 şeklinde yazılmış. Buna göre diyor yuvarlak içindeki x 6'ya eşit. Bu eşitliği sağlayan 50'den küçük kaç farklı x sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar bu ne anlama gelir? Şurası x sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının çarpımı 6'dır. Şimdi 6 bir asal sayı değildir. Yani 6 çarpı 1 şeklinde alamam. Muhtemelen 6 diye bir asal çarpan olmadığı için. Bu 6 edebilmesi için sorucun arkadaşlar asal çarpanlarının 2 ve 3 olması lazım. Şimdi asal çarpanları sadece 2 ve 3 olan 50'den küçük kaç tane sayı vardır? Soru bu. Şimdi arkadaşlar asal çarpanların 2 ve 3 olan 2 kere 3 6 vardır örneğin. Veya 2'nin karesi çarpı 3 4 kere 3 12 vardır. Veya 2'nin küpü çarpı 3, 8 çarpı 3, 24 vardır. Veya 2'nin 4. kuvveti çarpı 3, 2'nin 4. kuvveti biliyorsunuz 16 yapar. 16 çarpı 3, 48 vardır. Bakın bundan sonrasını alamam çünkü 2 üzeri 5 çarpı 3, 96 yapacağı için 50'den küçük diyor. Onu alamam. Şimdi geçiyorum 3'ün kuvvetlerine bakalım. Şimdi 2 çarpı 3'ün karesini alsam, 3'ün karesi 9, 2 ile çarparsam 18 olur. 3'ün küpünü alırsam 27 olur. 2 ile çarparsam 54 olur. O da 50'den büyük olur. Şunu alsam nasıl olur? 2'nin karesi 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36. Başka bir seçeneğim yok arkadaşlar bunlar haricinde. Dolayısıyla 50'den küçük 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayı olduğu için arkadaşlar doğru cevabım B şıkkıdır diyorum. Evet. 7 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanıdır diyor arkadaşlar. Kısaca diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi 7'ye tam bölünür. O da gördüğünüz gibi 42. 7'nin bir katı olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkıdır. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen geçelim.
Aşağıdaki tam sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı daha fazladır? Arkadaşlar hepsini asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'ye bölüyorum 64, 2'ye bölüyorum 32, 2'ye bölüyorum 16, 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 4, 2'ye bölüyorum 2, 2'ye bölüyorum 1. Gördüğünüz gibi 128'in bir tane asal çarpanı var. Bir tane asal çarpanı var. O da 2. 100'ün asal çarpanlarına bakalım. 2'ye bölüyorum 50, 2'ye bölüyorum 25, 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 ve 5 2 tane olduğu için 2 tanedir. 96'yı asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 2 tanedir. 60'a bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2, 3 ve 5. Gördüğünüz gibi 3 tane olduğu için arkadaşlar asal çarpan sayısı 60 sayısının daha fazladır. X ve Y doğal sayıları 135'in kendisinden farklı birbirine eşit olmayan iki çarpanıdır. Buna göre X artı Y toplamı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar 135'in çarpanlarını düşünelim. 1 çarpı 135 şeklinde yazabilirim. 2'ye bölünmez bildiğiniz gibi. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölersem ne olur? 45 olur. 3 çarpı 45, 135 yapar. Doğru mudur? Doğrudur. 4'e bölünmez, 5'e bölünür arkadaşlar. 5 çarpı 27, 5 çarpı 27 bize şey verir, 135'i verir. Bakın bundan sonrakilere hiç bakmaya gerek yok. Çünkü 135'in kendisi dışındaki en büyük çarpanları gördüğünüz gibi 45 ve 27'dir arkadaşlar. Dolayısıyla x artı y'nin toplamı 45 ile 27'yi toplarsak 72 olacaktır. Ondan dolayı cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi 126'nın asal çarpanlarının birisi değildir diyor. Şimdi arkadaşlar 126'yı asal çarpanlarına ayırırsak şu şekilde 2'ye böldük 63, 3'e böldük 21, 3'e böldük 7 ve 7'ye böldük 1. Gördüğünüz gibi 2 diye bir asal çarpanı var, 3 diye bir asal çarpanı var, 7 diye bir asal çarpanı var ama 11 diye bir asal çarpanı yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda bir sayının bazı çarpanları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bu sayının çarpanlarından birisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bir sayı hem 12'ye hem 5'e bölünüyorsa 12 çarpı 5 olan 60'a da tam bölünecektir. Bir sayı ne diyelim? Şöyle söyleyelim. Hangisi çarpanlarından biridir diyor zaten. Ha, doğru cevap o zaman Adana'dır. Çünkü neden biliyor musunuz? 55'e bölünebilmesi için bir sayının 55'in çarpanları 11 ve 5 olduğu için arkadaşlar 11'e de mutlaka bölünmesi gerekir. Dolayısıyla bu sayılar içerisinde 11 yok. Ondan dolayı 55'e kesin olarak bölünebilir diyemem. Mesela bir sayı 49'a bölünebilmesi için evvela 7'ye de bölünmesi lazım. Bakın bölenler içerisinde 7 olmadığı için aynı şekilde 49'a da kesin olarak tam bölünür diyemem. Şimdi 35'e bölünebilmesi için 5 çarpı 7'dir. Tamam 5'e bölünüyor ama 7'ye bölünmüyor yine aynı şekilde. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar.